Biraz hocam şeyden bahsetmek istiyorum, Rus istihbaratından. Çünkü Rus istihbaratının ne kadar kuvvetli olmasıyla biz biliriz. Dolayısıyla bunlar yaşanırken acaba kendilerinin bir haberi oldu mu ya da başka bir deyişle acaba Şoygu'ya karşı bir operasyon olabilir mi? Çünkü belki kendi ana ekibini değiştirmek istiyor Putin. Putin biliyor ve bilmemezlikten mi geldi? Yani Rus istihbaratının bunu bilmiyor olması biraz bana böyle bir hayal gibi geliyor. Yani şimdi Rus istihbaratı deyince aklımıza KGB geliyor. Yani Evet. KGB çekalar vardı. KGB geçmişi olan bir ülke Rusya. En ufak şeyi ben mesela orada bulunduğum süre içerisinde bile hemen KGB araştırma yapıyor. Eski o 90'lı yıllarda dağılımın hemen akabinde gittiğimde araştırma yapıyorlar. Herkesi biliyorlar. Herkesin hakkında bir istihbarat bilgileri var. Rusya'ya baktığımız zaman çünkü şu döneme de yansıyan bu istihbarat çok güçlü bir ağları var. Aynı İngiliz istihbaratı gibi. Örneğin ben bir TRT'de bir programa çıktığımda bu İngiliz istihbarat birimlerinin paylaştığı bir harita vardı. Bu haritada daha o zaman Rusya-Ukrayna savaşı çıkmamıştı. Hemen akabinde daha öncesinde birkaç gün önce ben o kanalda o haritadan bahsettim. Çünkü o haritada Putin'in özellikle o işgal edeceği bölgelerle ilgili adım adım planlar vardı. Bu şu demek, yani Rusya içerisinde İngiliz istihbarat birimlerinin yakını olan veya bilgileri alabilen ya da bilgileri sızdırabilen belirli gruplar var. Şimdi aynı gruplar içerisinde ve hakikaten de Ukrayna Savaşı başladı ve aynı bölgeler üzerinde Rusya'nın adım adım ilerlemesini gördük biz. Yani o bölge özellikle bu Kırım'ı yani Ukrayna'nın doğu bölgesiyle Rusya arasında sınır teşkil eden bölgenin kontrolünü sağlamak için gerekli hamleler. Bunlar için de biliyoruz hepimiz Harkov, işte o Rostov'da bunlardan o bölgelerin sağlamlaştırılması Odessa'ya kadar gidiyor bu hat. Şimdi güzel bir soru sordunuz. Bu istihbarat, yani Rusya'nın istihbaratı bu kadar güçlüyken bugün Yevgeni Prigojin'in yaptığı hareketi veya çıkışı ya da bir meydan okumayı, daha doğrusu Putin buna bir ihanet, bir hainlik olarak açıkladı ve neonazi benzetmesi yaptı. Biliyorsunuz Ukrayna'ya da neonazi, Ukrayna'daki gruplar için. Ukrayna'yı doğrudan suçlamıyor aslında. Ukrayna'nın batının hareket ettiği bir alan. Yani biz batıyla savaşıyoruz. Bunu özellikle vurguluyor. Çünkü bir Slav kardeşliği var bu iki ülke arasında. Ve aynı jeopolitiği paylaşan ve yakın çevre doktrinindeki ülkelerde en önemlisi. Hatta bunu tarihçiler söylerler. Fukuyama da bunu ifade etmişti. Brzezinski de söyledi. Ukraynasız Rusya, Rusyasız Ukrayna olmaz. Yani bu çerçevede, bu düzlemde Rusya'nın bundan haberdar olmaması çok büyük bir zafiyet. Bu da şu demek, yakın bir dönemde acaba Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Gerasimov'la Şoygu değişir mi? Çünkü şu an Putin'in son olaylardan sonra büyük bir güvensizlik içerisinde olduğunu ve kimseye güvenmediği üzerine bilgiler alıyoruz. Şimdi bu durumda acaba bunu bir zafiyet olarak kabul edip özellikle Prigojin'in açıklamalarında direkt hedefte olan Şoygu'yu düşünerek bir değişime gidebilir mi? Veya bundan sonraki süreçte hakikaten Prigojin ile devam eder mi? Ya da Prigojin'e bunu ödetir mi? Ya da Prigojin acaba Putin'le görüşmesinde gerçekten Genelkurmay veya silahlı kuvvetlerdeki durum üzerine mi yapıldı? Yani veya işte söyledik, mesela az önceki gazeteci bölgeden, sanırım bölgeden, bölgedeki gazeteci arkasında Amerika'nın olmadığını, tamamen içsel bir durum olduğunu söyledi. Ama zaten terör listesinde dedi ki, Amerikan seçimlerindeki 3 şirket vardı. Bu 3 şirketten birinin sahibi olarak Prigojin Amerika'nın listesindeydi. Yani Amerika'ya özellikle bu seçimlerdeki rolü nedeniyle seçimlere hile karıştırılmasıyla ilgili 2018'deki seçimler sırasında bu çok geçti. Medyada da konu aldı, CNN International'da bunu ele aldı. Birçok yerde bu ele alındı. Şimdi bu son durumda yaşananlar, bundan sonraki süreçte askeri yönden Rusya'da büyük değişiklikler olabileceğinin de altını
çizmeliyiz. Tabii kesin bilgiler yok. Çünkü her şey bir gün içinde. Yani her şey o kadar çok oldu ki biz dün gece bir isyanla uyandık. Evet. Uyumadık hatta değil mi? Bütün gece Allah Allah dedik, hadi bu da ne oluyor böyle. Sonra yavaş yavaş Rus basınını takip ettik. Rusya'daki olayları takip ettik. Moskova'daki normal yaşam ama aynı zamanda akabinde alınan sıkı yönetim kararı, aslında bunun halka ne kadar yansıtılmasa da ciddi ciddi bir önlemler ve endişelerin olduğunu da gösterdi ki Sayın Putin'in bugün yaptığı açıklamada o endişeyi, ifadeyi biz aynı zamanda ben iletişim fakültesinde görev yapıyorum. Bir siyaset bilimi hocasıyım. Uluslararası ilişkiler olmakla beraber beden dili ve yüz ifadesi ve ikna liderlik dersleri de veren bir hoca olarak siyasal iletişim çalışıyorum. Putin'in yüz ifadesi burada duyduğu endişeyi tam olarak yansıtıyordu. Yani en yakınındaki ve en güvendiği kişilerden biri olan Prigojin'in. Şimdi ben bumerang benzetmesi yapmıştım. Gerçekten bu tarz gruplara silah verip daha sonra bunların kontrolünü bu kadar yaygınlaştırmak çok ciddi bir otorite gerektirir. Putin bu otoriteye sahip. Putin gibi bir otoriteye sahip olan bir kişinin bunun kontrolündeki bile en ufak bir zafiyet sesi büyük bir hayal kırıklığıdır. Ben bundan sonraki süreçte evet belki bir anlaşma var gibi görünüyor kağıt üzerinde ama bundan sonraki süreçte eskisi gibi olmayacağını ve güvenin bundan sonra sağlanamayacağı kanaatindeyim. Batı'dan en son takip ettiniz mi? Bir açıklama geldi mi Amerika'dan? Şu anda yani Amerika'dan liderlerin görüşmesi dışında bu ikili görüşmeler oldu biliyorsunuz. Onun dışında bir açıklama gelmedi sanıyorum ki. Avrupa Birliği'nden ve NATO'dan geldi. Avrupa Birliği iç mesele dedi. Evet. NATO'da bu süreci takip ediyoruz gibi çok genel bir açıklama yaptı. Yani çok fazla ilgilenmediler. Yok, çok evet kulak asmadılar. Şimdi bu durum bu durumda Rusya'da bazı değişikliklerin yapılacağını söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte çünkü güvenlik olarak, çünkü bakın Wagner az önce konuştuk. Öyle bir bölgelerde görev yapıyor ki Libya, Suriye, Afrika, yani bütün böyle güç dengelerini alt üst edecek seviyede şu an. Evet. Şu an belki de içinde bulunduğumuz çıkmazların aslında muhatabı ülkeler bunlar. Türkiye'nin de yer aldığı. Dolayısıyla buna asla böyle bir kontrolsüzlüğe tahammül edilemez. Yani dediğim gibi Rusya bir asker devlet, ordu devlet. Ve tabii ki Wagner yapılanmasındaki bir sivil itaatsizlik, illegal bir kuruluş, yasak yani resmi değil. Hatta böyle bir paralı askere mensup olmak bile orada cezai karşılığı, cezai müeyyidesi var. Ama aynı zamanda bir asker kızı olarak çok net söyleyebilirim. Askeri doktrin ve etiğe aykırı bir takım hareketlere sahip. Bu da tabii zafiyet getiriyor ve zafiyet getirdiği için de çok büyük endişeler yaratabiliyor güvenlik politikaları açısından. Bir ülkenin en başta güvenlik politikalarıdır. Önce güvenliğinizi sağlamak durumundasınız. Daha sonra ekonomi bile ondan sonra. Önce güvenliğinizi sağlayacaksınız. Ki Türkiye'deki seçimlerde de mesela bunu dikkatinize çekmiştir. Yani güvenliğin ne kadar önemli olduğunu. Bence bundan sonraki süreçte Rusya'da birçok şey değişecek diye düşünüyorum.